Kur'an'la yüzleşmek demek, atalar dininden gerçek dine, gelenekten sıyrılıp Hakk'a yönelmektir. Kur'an'la yüzleşmek, uydurma rivayetlerden, sırlardan, sayılardan, büyülerden gerçek vahye dönüştür. Kur'an'la yüzleşmek, uydurulmuş dinden indirilmiş dine yönelmektir. Var mısınız Kur'an'la yüzleşmeye? Değerli izleyenler, bir Kur'an'la yüzleşmede tekrar sizlerle birlikteyiz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti, barış ve huzuru, sıhhat ve selameti üzerinize olsun değerli izleyiciler. Değerli izleyiciler, bu akşam yine Ali Aydın hocamla, kıymetli Ali Aydın hocamla bu akşam gündem özel olarak deprem konusunu konuşacağız sevgili izleyiciler. Deprem nedir? Depremden korunma duaları nelerdir? Deprem için yapılan muskalar kime yaptırılır? Bunun gibi konuları konuşacağız değerli dostlar. Heyecanlandığınızı biliyorum. Mesela enkazın altından kurtulmak için hangi duayı okuyacaksın? Mesela hangi dua, hangi muska üzerinde olursa, mesela cübbelini yaptığı hangi muskayı kullanırsan depremde kurtulursun gibi, malum büyük bir afat yaşadık. Ölülere Allah rahmet eylesin, affetsin. Yaralılara başsağlığı diliyorum, ailelerine sabırlar diliyorum. İşte gündemimiz böyle yoğun, korkunç bir gündem olduğu için değerli hocamıza soracağım. Kanallarda ünvanlı, koca koca ünvanlı hocalar, profesörler, birisi işte Mustafa Karataş, birisi kişiler depremden korunma duaları, hadisleri anlatıyorlar. Acaba hocam bunlardan haberdar mıdır diye hocama soracağım. Biz de bu akşam istifade edelim yani depremden korunmak için. Hocam bize acaba nasıl dualar tavsiye edecek, nasıl muskalar tavsiye edecek diye merak ediyorum. Evet sevgili hocam, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Konumuz deprem. Ağzından depremden korunma duaları anlatıyor hocalar. Evet. Siz de bir hoca olarak bu konuda bize nasıl dualar müjdeleyeceksiniz? Değerli hocam, sözlerime başlamadan önce bu deprem afetinde, bu felakette hayatlarını kaybedenlere Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara, akrabalarına da Allah sabırlar versin diliyorum. Gerçekten büyük bir afet, büyük bir bela. Yüce Rabbim'den böyle bir felaketin tekrarlanmamasını niyaz eder. Dersime şu şekilde başlamak istiyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah insanların hidayet ve aydınlık yolu olan vahye, insanları hidayet ve aydınlık yolu olan vahye değişmez ve değiştirilemez yasalarına uymaya ve uygulamaya çağırır. Vahiy, yani yazılı yasalar, aynen göklerde ve yerde bulunan yaratılış yasaları gibi matematiksel birer denklem gibidir. Matematiksel denklem nasıl ki takip edildiği zaman insanı doğru sonuca ulaştırırsa, vahiy de insanı değişmez ve şaşmaz bir şekilde hidayet ve huzur iklimine ulaştırır. Dua eden insan esas görevi olan doğal yasaları terk edip, yani davet edenin davetine icabet etme yerine kendi şahsi istekleri için Allah'a yalvarması, akla, mantığa, ilme, ilahi yasalara ve edebe uygun olmadığı gibi dine de uygun değildir. Zira göklerde ve yerde olan yasaların sahibi Allah'tır. Değişmez ve değiştirilemez yasalara uyması ve uygulaması gereken ise insandır. Duamız yerine gelmiyorsa eğer, yapıver, ediver, eyleyiver, Allah'ım diyerek Allah'a emirler yağdırma ahlaksızlığımızdan ve sorumsuzluğumuzdandır. Yüce Rabbim Kur'an-ı Mübin'de şöyle buyurur. قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. De ki, sizin davetiniz ilahi yasalara uyma ve uygulama olmazsa Rabbim size ne diye değer versin? Siz ki yasaları yalanladınız
bunun sorumluluğu yakanızı asla bırakmayacaktır. Ayette geçen davet, doğal ilahi yasalara uyma, güzel ahlak sahibi olma ve kula kul olmaktan sakınma anlamına gelmektedir. Huzur ve mutluluğumuz için Yüce Allah bizler için belirlediği yasalara uyalım ki dualarımız dünyada da ahirette de hedefine ulaşsın. Yüce Allah ezelde koyduğu yasalara hiçbir zaman müdahale etmez. Burada doğal yasalardan biri olan depremlerden söz edilecektir. Şimdi hocam, değerli hocam, depremler esasında depremlerde insanlar için zarar yoktur. Aynı yağmur gibi, Allah'ın gökten indirdiği yağmur bereketi gibi aslında depremler de ilahi Allah'ın göklere ve yere, özellikle yere yüklemiş olduğu yasanın bir göstergesidir. Depremlerde büyük faydalar vardır, büyük menfaatler vardır. Asla depremler zararlı, zarar değildir. Şu söz çok güzeldir. Depremler adam öldürmez, yanlış yapılanma adam öldürür. Yani Yüce Allah'ın göklere ve yere belirlediği bir yasa vardır. Bu yasaları aşmamak gerekiyor. Allah'ın koymuş olduğu yasalara göre hareket etmek gerekir. Hiç kimse Allah'ın yasalarını aşamaz. Mesela diyelim ki insanlar gidip bir dere yatağına, bir fabrika veyahut da yerleşim yeri inşa ettikleri zaman selin bu inşa etmiş oldukları fabrikaları ve yerleşim yerlerini götürmesi, bu Allah'ın yasaları dahilinde olan bir şeydir. Dolayısıyla Allah'ın göklerde ve yerde belirlediği yasalara göre hareket etmek lazım. Bu yasalara itaat olmayınca, yasalara göre hareket etmeyince kesinlikle zarar eden insanoğlu olacak. Şimdi hocam, Yüce Allah göklerde ve yerde kurulu düzenin yapısına karışmaz. Yani istediğini yapar ama keyfi bir iş asla yapmaz. Onun vahiy göndermesi de evet, yaratıcıya müdahale etmek için değil, göklerde ve yerde bulunan yasaları hatırlatmaktan ibarettir. Şimdi şunu demek istiyorum hocam. Yüce Allah ilk anda, ilk başta gökleri ve yeri yarattığından beri bir yasa koymuştur. Göklere ve yere bir yasa koymuştur. Allah asla hiçbir zaman kıyamete kadar koymuş olduğu bu yasalara müdahale etmeyecektir. Ben bunu şunu düşündüm. Allah göklere ve yerdeki yasalara asla müdahale etmez. Peki o zaman Yüce Allah Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an'ı niçin indirmiştir? Esasında Tevrat ve İncil'in ve Kur'an'ın evet, indirilmesi hayata müdahaledir. Sanki yasalara müdahale gibi algılanır. Göklerde ve yerde evet, değişmez ve değiştirilemez yasalar olduğuna göre Allah Tevrat, İncil ve Kur'an'ı, yani vahyi niçin indirdi? Çok ilginç hocam. Kur'an'da birçok yerde Yüce Allah ne buyuruyor biliyor musunuz? İn huve illa zikrun lil alemin ve ma huve illa zikra lil alemin. Kur'an insanlar için göklerdeki ve yerdeki yasaları hatırlatmaktan ibarettir. Allah bize göklerde ve yerde kurulu olan yasaları hatırlatıyor. Bu kurulu olan yasalara göre hareket edin. Şimdi böyle karşılıklı sorulu cevaplı gidelim. Hocam dediniz ki depremler evet, aslında tarım için, dünyadaki yaşam için çok büyük bir rahmettir, çok faydalıdır. Evet, peki hocam, ama binlerce insan öldü, binlerce ev yıkıldı. Söylediğinizle çelişmiyor mu? Hocam bunun sorumlusu... Bunlar niye yıkıldı madem bu kadar yararlıydı? Bunun sorumlusu kesinlikle insandır. Çünkü mesela in huve illa zikrul alemin derken bu ayet numaralarını vermek istiyorum. En'am 90, Yusuf 104, Sa'd 87. Hocam bunun sorumlusu insandır. Neden? Çünkü evet, Yüce Allah Yunus suresinde zannediyorum 44. ayette şöyle buyurur. İnne Allahe la yazlimun nase şey'en. Allah hiçbir şekilde, hiçbir zaman insanlara zulmetmez. Velakinne nas, ancak insanlar enfusuhum yazlimun. Onlar kendilerine zulmediyorlar. İnsanlar kendilerine zulmediyorlar. Ve ma rabbuke bizallamin lil abid. Senin Rabbin kullara zulmedici değildir. Ketebe ala nefsir rahme. Allah kendi nefsine rahmet etmeyi gerekli kıldı. Rahmet etmeyi farz kıldı. Dolayısıyla Yüce Rabbimiz, Yüce Allah her türlü zulümden
yani zulüm yapmaktan münezzehtir, uzaktır. Kur'an'daki surelere başladığımız zaman 114 sure neyle başlıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Hocam esasında Allah'ın üzerinde gerekli olan, farz olan rahmettir, merhamet etmektir. Allah asla zulüm yapmaz. İnsanlar yüzünden dediniz bu yıkımlar, bu felaketler, bu can kayıpları, mal kayıpları, evler başlarına yıkılıyor. Çünkü haberleri üzülerek izledik. 4 gün önce evini satın almış bir kişi, sanıyorum Malatya'daydı galiba. Annesi hatta bir bağlantıda söylüyordu. Meğer çocuklarıma mezar almışım demiş. Yani ev yerine, ki yeni ev almış, satın almış. Fiyatları da çok pahalı. Mesela bir tanesi depreme dayanıklı diye bir reklam yapıyor. Malatya'da yine. 2 milyar 850 bin lira gibi bir uçuk bir rakam. Fakat depremde o da yıkıldı. Yine Antakya'da rezidans diye, cennetten bir köşe diye atılan, pazarlanan yerlerde ki o rezidanslar yerle bir oldu. Bütün bunlara sebep nedir diye soruyoruz. Bazı yöneticiler bu fıtrattır, kaderdir hatta. Allah böyle diledi. Yani siz diyorsunuz ki Allah kuluna zulmetmez. Ama onlar diyor ki hayır, Allah bunu öldüren Allah'tır diyor. Yani deprem değil, Allah öldürdü. Ya da işte deprem vesilesiyle Allah öldürdü. Şimdi bu durumda hocam burayı nasıl anlayacağız? Ya da az önce bahsettiğim ilahiyat profesörleri depremden korunma duaları okuyorlar. Hocam biz bunu anlattığımız zaman bize bazıları, halktan birileri diyor ki ne o? Siz peygambere inanmıyor mu diyorsunuz? Peygamberin sözlerine inanmıyor musunuz? Koca profesörler böyle diyor da onlar yanılıyor olabilir mi? Onlar yalan söylüyor olabilir mi? Diyorlar. Bunu nasıl anlayacağız, yorumlayacağız hocam? Hocam şöyle bir şey söyleyeyim. Kader dediğimiz zaman geleneksel dinde olan kader inancı kesinlikle Kur'an'ın ve İslam'ın kabul etmediği bir inançtır. Kur'an'da Yüce Allah inne kulle şeyin halaknehu bi kader. Biz her şeyi bir kader, bir ölçüye göre yarattık derken göklerdeki ve yerdeki yasaları hatırlatıyor. Evet. Yoksa geleneksel anlamda asla kader, yani geleneksel anlamda olan kader inancını Kur'an'dan çıkarmak, İslam'dan çıkarmak mümkün değil. Ama şimdi bizim başımıza gelen bu felaket göklerde ve yerde kurulu olan Allah'ın yasalarını uygulamama, Allah'ın yasalarına itaat etmemeden kaynaklanan bir şeydir hocam. Eğer biz Allah'ın göklere ve yere yüklemiş olduğu yasalara göre hareket etmiş olsaydık asla böyle bir felaket olmayacaktı. Tam anladım mı diye ya da izleyicilerimiz açısından sorayım sevgili hocam. Bazı sarıklı, cübbeli, büyük takva sahibi, evliya gibi sokaklarda gezen vatandaşlar şöyle diyorlar. Bu depremde ölenler, yaralananlar, işte evleri başlarına yıkılanlar filan. Bunlar aslında diyor işte Allah'a karşı geldiler, namaz kılmadılar, oruç tutmadılar, zikir çekmediler filan. Ya da işte falanca şeyhe tabi olmadılar gibi söylemlerle bundan sebep öldüler ya da yaralandılar ya da evleri yıkıldı gibi diyorlar. Şimdi siz de dediniz ki onların hatasından oldu. Bu hata bu muydu yani gerçekten? Hangi hataydı? Yani bu sakallı cübbeli şeyhlerin, cübbelilerin dediği hatalardan dolayı mı? Namaz, oruç ya da bazıları içki içmiş, bazıları saçını açmış gibi bu gibi şeylerden dolayı mı deprem oldu? Neden dolayı deprem oldu? Bunun nedenini açıklar mısın sevgili hocam? Şimdi hocam şöyle bir şey var. Allah'ın yasalarında mesela fay hattı olmayan yerde deprem olmaz hocam. Bulut olmadan Allah asla yağmur yağdırmaz. Allah isterse bulut olmadan da yağmur yağdırır. Ama asla hiçbir zaman bulut olmadan asla yağmur yağmayacaktır hocam. Dolayısıyla depremlerin oluşması dünyada olan yasadan dolayı. Yoksa hocam yani dualarla, zikirlerle, salavatla depremlerin önlenmesi, yağmurun yağması mümkün değildir hocam. Böyle bir şey olamaz. Ama şunu söyleyebilirim. Şiilik ve sünnilikte olan her şey,
Yani bütün ibadetlerine, rivayetlerinden ibadetlerine kadar, içtihatlarına, mezheplerine kadar, bütün iddialarına kadar, bütün uygulamalarına kadar her şeyleri Kur'an'a muhaliftir, İslam'a aykırıdır. Kur'an'ın nazarında, İslam'ın nazarında zerre kadar bir değeri yoktur hocam. Bunu Kur'an'daki ayetlerden anlamak mümkündür. Yüce Allah buyurur ki, مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاَمَنْتُمْ Eğer siz hakkıyla Allah'a iman etmiş olsaydınız, şükretmiş olsaydınız, Allah size azap eder miydi? وَلَيْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ سَب۪يلًا Allah hiçbir zaman kafirlere, müminlerin üzerine yol vermez. Yani şöyle bir ayet hocam, Yüce Allah zannediyorum Hud suresi 101. ayette buyurur ki, وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ Biz onlara zulmetmedik. وَلَاكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ Onlar kendi nefislerine zulmettiler. فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ Senin Rabbinin azap emri onlara geldiği zaman yalvardıkları ilahları, evliyaları Allah'ın azabından hiçbir şey onlardan uzaklaştırmadı, defetmedi. وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَدْب۪يبٍ Mahvolmalarından başka hiçbir şeyi arttırmadı. Dolayısıyla hocam, depremden korunmak için Kur'an okunması, dua yapılması, zikir çekilmesi, salavat okunması Allah'ın yasalarına, Allah'ın yasalarına, Kur'an'a, İslam'a, İslam ahlakına uygun değildir, aykırıdır. Böyle bir şey İslam, böyle bir şey din asla kabul etmez. Bunlar sadece insanları aldatmaktan başka bir şey değildir. İnsanları teselli etme maksadıyla, insanların acılarını biraz dindirme amacıyla onları aldatmaktan ve vakalatmaktan başka öteye hiçbir şey ifade etmez. Depremden korunmanın yolu hocam asla Kur'an okumak değildir. Bu bir ahmaklıktır, bu bir cehalettir. Asla dua olamaz. Depremden korunmanın yolları bellidir hocam. Depremden korunmanın yolları Allah'ın yasalarına göre uygun hareket etmektir. Allah'ın yasalarını takip etmektir. Sağlam yapılar inşa etmektir. Ahlakımızı düzeltmektir. Allah'tan başkasına kulluk yapmamaktır. Dolayısıyla bu Şii ve Sünnilerin depremlerle alakaları, Kur'an'a gitmeleri, yani Kur'an'ın metni okumaları, dua yapmaları, zikir çekmeleri, salavat yapmaları sadece insanları kandırmaktan ve aldatmaktan öteye hiçbir şey ifade etmez. Asla böyle bir şey yapılmaması lazım. Yani depremler için Kur'an okunur. Hocam kaç milyar lira büyük bütçesi olan Diyanet İşleri Başkanlığımız bu depremin ilk günü müydü, ikinci günü müydü, ne akşam sela okuttu hocam. Evet. Bu nasıl bir zihniyetti? Yani enkaz altında daha binlerce canlı insan var. Binlerce. Onların da herhalde psikolojisini bozmak için midir, nedir? Sela okutmak niye hocam? Ben bunu anlayamadım. Siz hocam, bunu açıklarsanız sevinirim. Ben anlıyorum. Diyanette çalıştığımdan dolayı anlıyorum. Şimdi Diyanet'in bu ümmete akıl ve mantık dairesinde, ilim ve hikmet dairesinde Kur'an'ın anlaşılması yönünde insanlara hiçbir hizmet üretemediğinden dolayı, kendi ataların dini terk edemediğinden dolayı, evliya kendi muhaddis ve müştehitlerin yolundan fosillere tapmaktan kurtulamadığı için, Kur'an'a gelmediği için, bir üretim yapamadığından dolayı ilmi ve fikri olarak insanları aldatma peşine gidiyorlar. İnsanları aldatıyor. Yani bu salaları okumakla şöyle bir inancın ortaya çıkmasını sağlıyor. Evet, her ne kadar insanların zulümlerinden dolayı başınıza böyle bir felaket gelmiş olsa da bizim bu okuduğumuz Kur'anlar ve salalar, bu dualarımız depremde ölenlerin cennete gitmesine, Allah'ın merhametine mazhar olacaklarına inandırmak için bunu yapıyorlar. Yani insanları aldatma ve kandırma amacından başka bir şey değildir. وَلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Yani Diyanet burada da Kur'an'a aykırı düşüyor. İslam'a aykırı düşüyor. Kur'an'la, duayla, zikirle, salavatla insanların cennete gitmesi, Allah'ın merhametine mazhar olmaları mümkün değil. Allah bunun ölçüsünü Kur'an'da koymuş. Buyuruyor ki, وَلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Sadece yaptıklarınızın karşılığını alırsınız. كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٍ Her insan, her nefis
kazandığına bir rehinedir. Dolayısıyla insanlar amellerinden hesaba çekilecekler. Amellerden başka insanın kendi amelinden, kendi infakından, kendi halakından, kendi imanından başka hiçbir şey onu kurtaramaz. Onu kurtaramaz. Ama maalesef, maalesef Diyanet Kur'an'dan, İslam'dan, yani İhlas'tan, Hanif dinden yüz çevirince bu şekilde akılsızlıklar ve ilimsizlikler meydana çıkacaktır. Yani ya Hanif İslam olacak, ya Allah'ın dini olacak, ya Allah elçilerinin yolu olacak veyahut da kendi dinlerinin, muhaddislerin, müştehitlerin, mezhep imamların, fosillerin dini olacak. Bu böyledir. Kur'an bunu ayırmıştır. Elif, lam, ra. Kitabun enzelnahu ileyke. Sana bu kitabı indirdik. Ey Nebi, ey Resul. لِتُخْرِجَنْ نَاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye indirdik. بِاِذْنِ رَبِّهِمْ Allah'ın yasalarıyla, Allah'ın yasasıyla اِلَى صِرَاتِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ اللّٰهُ وَلِيُّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Allah iman edenlerin dostudur. يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ Onları karanlıklardan alır, aydınlığa çıkarır. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirlere gelince, hocam buradaki kafirlerden maksat şöyle anlamak lazım. Biraz ufkumuzu açmamız gerekiyor. Biraz evrensel düşünmemiz gerekiyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا dediğimiz zaman, Kur'an'da geçen keferu, küfür ettiler, inkar ettiler, hakkın üstünü örttüler, zalemu, zulmettiler, kezzebu, yalanladılar. Bu evrensel ayetlerle alakalıdır. Sadece indirilen vahiy, yani yazılı ayetlerle ilgili değil, Allah'ın göklerdeki ve yerdeki ayetlerini de görmüyor. Kardeşim, depremin yasaları var. Depremin yasaları var. Göklerde ve yerde yazılı yasalar vardır. Allah buyuruyor ki fi kitabin mubin der. Ve kulle şeyin ahsaynahu fi imamin mubin. Her şeyi yasaya göre yazdık. Allah göklerde ve yerde olan her şeyi bir yasaya bağlamış. Sen bu yasadan kopuk bir şekilde kendi atalarının ortaya koymuş olduğu dine göre hareket edemezsin. Depremlerin kuralı vardır, kaidesi vardır. Ondan korunmanın yolları vardır. Ondan korunmanın yolu Kur'an okumak, zikir çekmek, salavat yapmak değil kardeşim. Allah'tan kork. Senin bu ümmeti, bu masum ümmeti, bu masum ümmeti, bu günahsız ümmeti aldatmaya, kandırmaya hakkın var mı? 4 bakanlık kadar bütçe var. Milyarlarca lira kendilerine akıyor. Ama ilim dairesinde, Kur'an dairesinde, hikmet dairesinde, hidayet dairesinde insanlara verilmiş oldukları hiçbir hizmet, hiçbir şey yoktur. Böyle bir şey olabilir mi? Yazık, günah değil mi? Sen insanları kandırabilirsin. Sen ümmeti kandırabilirsin, aldatabilirsin ama Allah'ı nasıl aldatacaksın? Nasıl olacak bu iş? Hocam dediniz ya, o kafirlik kavramını, yani gerçeğin üzerine örtmeyi daha böyle kapsamlı anlamamız lazım. Allah'ın yasalarını örtenlere de kafir denebilir mi anlayacağız hocam, bunu? Deprem, bak hocam, depremin yasalarına uymayan, depremin yasalarını öngörmeyen, depremin yasalarına göre hareket etmeyen, sağlam yapılar inşa etmeyen Allah'ın yasalarına küfrediyorlar. Allah'ın yasalarını yalanlıyorlar. Allah'ın yasalarına karşı geliyorlar. Allah'ın yasalarına itaat etmiyorlar. Allah'a meydan okuyorlar. Kardeşim, siz kendi dininizle, kendi düşüncenizle, kendi hocam, geleneklerinizle Allah'ın yasalarını aşamazsınız kardeşim. Allah'a galip gelemezsiniz ki. Mesela şöyle bir örnek aklıma geldi hocam. 99 depremi sonrası gündeme gelmişti. Gölcük'te şehrin içinden geçen fay hattı, Gölcük Belediyesi encümen kararıyla fay hattı değiştirilmişti. Tepenin üzerine alınmıştı. Yani hocam, yani harita üzerinde Allah doğal bir fay hattı koymuş ama belediye encümen kararıyla bu fay hattının yerini kendi değiştiriyor. Yani kafirlik yapıyor. Gerçek yeri belli. Yok diyor, burada değil. Çünkü orada olsa yapı yapılamayacak mevzuata göre. İki kattan fazla ve iki katta çok sağlam olmak zorunda. Tepenin üzerinden gösteriyor fay hattını Gölcük'te. Sonra orada eski binaların üzerine 5 kata kadar izin veriyor. Eski binaların üzerine bu sefer kat çıkıyorlar. Sonra hepsi peynir gibi, peynir kalıbı gibi üst üste biniyor. Binlerce insan ölüyor orada. Esas bunlar kafirlik, da bu mağarada kafirlik budur, biliyor musunuz? Esas kafirlik, evrensel kafirlik, esas kafirlik,
esas Allah'ın ayetlerini tekzip etme, Allah'ın yasalarına, Allah'ın ayetlerine karşı gelme işte esasında budur. Şöyle bir örnek daha vereyim hocam. Gerek Adapazarı'nda, gerek Kahramanmaraş'ta, gerek İskenderun'da, Hatay'da, gerek Malatya'da, gerek Adıyaman'da, dümdüz yerlerde, tarım arazilerinde, oralarda normalde fay hattı olmasına rağmen evleri yamaçlara yapmaları gerekirken onlara izin veren belediyeler de mi, bu imar izni verenler de kafir mi oluyor bu durumda hocam? Hocam tabii. Kesinlikle budur. Ya hocam şöyle bir şey var. Esasında gene sohbetimizin başında söylediğim bir şey tekrar etmek istiyorum. Yağmurda ne kadar fayda varsa, mesela Allah buyurur ki وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا der. Gökten biz mübarek su indiriyoruz. Neden mübarek su buyuruyor Cenab-ı Hak? Çünkü suyun, gökten yağan yağmurun, suyun kimyasal özellikleri farklıdır. Yerden çıkan su gibi değildir. Bu yüzden gökten yağan yağmur için mübarek kelimesi kullanılır. Hocam yağmurda ne kadar fayda varsa, menfaat varsa insanlar için, dünyanın da depremde bu kadar faydaları var. Yani depremin dünyaya bir zararı yoktur. Depremler olmasa dünya yaşayamaz. Nasıl ki yağmur olmadan hayat olmaz, canlılar yaşayamaz, deprem olmadan dünya yaşayamaz kardeşim. Dolayısıyla hocam, Kur'an göklerde ve yerde kurulu bulunan yasaları hatırlatma kitabıdır. Yoksa sürekli olarak göklerdeki ve yerdeki ihtişama, ince ayar ve hassas dengeyi düşünmeye niye davet etsin? İşte bu yasaların Kur'an'daki adı meleklerdir. Melekler. Hocam burada kısaca bir meleğin tanımıyla şeytanın tanımını yapmak istiyorum. Meleğin tanımı. Evet. Ana göre meleğin tanımı. Bu da Yahudilikte, Hristiyanlıkta, Şiilikte ve Sünnilikte hem şeytanın, hem cinnin, hem de meleğin tanımı Kur'an'dan indirilen vahiylerden çok değişik bir alana sürüklenmiş bir konudur. Çok ilginç hocam. Kur'an'ın bir ahlakı vardır, bir karakteri vardır Kur'an. Mesela Mekke müşriklerinin kullanmış olduğu melek kelimesini, cin kelimesini, şeytan kelimesini alıyor, onun içini dolduruyor. Onların aslında inançlarındaki cin, şeytan, melek inancı ayrıdır. Onların fikirlerinde, algılarındaki cin, şeytan, melek tanımı ayrı bir şeydir. Ama Kur'an bunu ötelemiyor. Kur'an bunu saf dışı etmiyor. Yok etmiyor. Alıyor, onun içini gerçeklerle dolduruyor. Çok ilginç. Hocam şeytan, İnsan dahil, yani insanlar bunu bilsinler. İnsan dahil, şeytanın tanımı Kur'an'a göre. Pozitif şeyler üreten, hayırlı şeyler yapan, salih ameller üreten, kötülüğe meyili olmayan, kötülüğe düşüncesi olmayan herkes melektir. Pozitif şeyler üreten, hayırlı ameller üreten, hiçbir zaman kötülüğe meyili, niyeti olmayan, insanlar hakkında, çevre hakkında, dünya hakkında, yaratılanlar hakkında, Allah'ın yasaları hakkında sadece olumlu şeyler düşünen herkes, her şey melektir. Ondan dolayı Mısırlı kadınlar Yusuf Aleyhisselam'a ne dediler? Me heze beşeren, bu beşer değildir. İn heze illa melekun kerim, bu değerli, bu kerim bir melektir. Yani Yusuf'un bu yapılan iftiradan, buhtandan dolayı, yani bunun suçlanması, bu suçlanacak bir kimse değildir. Bu bir melektir. Bu masumdur. Hocam Kur'an'a göre melek masumiyeti temsil eder. Melek masumiyeti temsil eder. Evet. Gelelim şeytana. Şeytan. Negatif şeyler üreten, hayırlı amel hiç yapmayan, kötü şeyler peşinde koşan, hayra, iyiliğe meyli ve niyeti olmayan, sadece çevre için, insanlar için, sadece kötülük üreten, kötülük düşünen her şeye Kur'an şeytandır. Bunu anlama açısından, dolayısıyla göklerdeki ve yerdeki birçok yasaya Kur'an melek tanımını getirir. Melekle ifade eder. Şimdi hocam bir de şu an bu felaket sahasında bazı sıkıntılar vardı, problemler vardı. Bunlarla ilgili ben birkaç soru soracağım size hocam. Evet. Birincisi, sosyal medyada da çok paylaşıldı. Kefen yetiştiremediler vefat edenlere. Bir kısmı elbiseleriyle beraber kefensiz gömüldü. Hocam kefen şart mıdır? Kefensiz gömülse ne olur?
Evet bir hocam insan. Şimdi bu melekleri tanım yaparken esas söylemek istediğim şeyi söylüyorum. Esasında hocam yeryüzüne yüklenen yere yeryüzüne yüklenen deprem dediğimiz bu fay hattı var ya, fay hattı da melektir hocam. Evet. Ve fay hattı melek olduğuna tamam. Göre melek de masumiyeti temsil ettiğinden dolayı depremin zararlı olduğuna asla inanamayız. Deprem zararlı değildir. Depremlerin olduğu yerler hocam mumbit arazilerle doludur. Mumbit araziler vardır, sıcak sular vardır, göller vardır, yeşillik vardır. Yani insanlar bu yüzden hocam yüksek yerleri, bir zaman insanoğlu yüksek yerleri tercih etmiş. Emniyet açısından, güven açısından, evet, korunma açısından yüksek yerleri tercih etmiş. Ama bir zaman gelmiş deprem bölgelerini tercih etmiş. Ama yapılarını sağlam yapmış. Çünkü mumbit araziler var, sular var, göller var, akarsular var, dereler var. Bu yüzden insanlık bu gibi yerlerde inşa etme ve yaşamayı tercih etmiştir. Dolayısıyla hocam depremde asla zarar yoktur. İnsanları öldüren deprem değildir, yanlış yapılanmadır. Evet hocam, gelelim şeye. Hocam Kur'an'a baktığımızda sorma. Bizim tek bir kaynağımız vardır. İslam'ın yani bütün Nebi ve Resullere gönderilen dinin, ortak dinin adı İslam'dır. Adem Aleyhisselam'dan Muhammed, evet, Aleyhisselam'a kadar gönderilen dinin ortak adı İslam'dır. İnned dine indallahil İslam. Allah indinde tek bir din vardır, İslam. Ve men yebteği gayrel İslami dinen, kim İslam dininden başka bir şey tercih ederse, ararsa, fele yukbele minhu, ondan asla kabul edilmeyecek. Ve huve fil ahireti minel hasirin, o ahirette husranda kalanlardan olacaktır. Yani indirilen vahiy, Tevrat, İncil ve Kur'an. Kur'an'a göre asla Yahudilik diye bir şey yoktur. Hristiyanlık diye bir şey yoktur. Şiilik diye bir şey yoktur. Sünnilik diye bir şey yoktur. Yüce Allah sadece indirmiş olduğu İslam'a razıdır. Kendi indirmiş olduğu dinden başka hiçbir şeye razı olmaz. Dolayısıyla vahiye baktığımız zaman hocam, Kur'an'a baktığımız zaman nereden geldiğini bilemiyoruz tabii. Araştırmak gerekir. Bu cenazelerin yıkanması asla Kur'an'da yok. Kefenlenmesi asla böyle bir şey olamaz. Gelelim cenaze namazı kılınır mı? İşte o... Hocam bu Kur'an'da... Cenaze namazını da soracaktım. Hocam Kur'an'da Tevbe suresi zannediyorum 80. ayette Yüce Allah Nebi Aleyhisselam'a hitaben şöyle der. وَلَا تُصَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا تُصَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِّنْهُمْ. Şimdi geleneksel olarak uydurma dinin öncüleri, alimleri, müfessir ve müştehitleri onların hiç bir tanesinin namazını kılma. Tabi ayetlerde münafıklardan söz ediliyor. O münafıklardan diyor hiç kimsenin namazını kılma. Yani cenize namazını kılma gibi bir maal veriyorlar. Asla böyle değil hocam. وَلَا تُصَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِّنْهُمْ. O münafıklardan hiçbir tanesine salat yapma. Yani onu teşhi etme. Onu uğurlama. Onun cenazesinde bulunma. Onun cenazesinin arkasında yürüme. Sen nebisin. Senin hareketlerin, sen bir şey yaptığın zaman bu meşru olacak. Bak hocam ayetin devamında diyor ki وَلَا تُصَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِّنْهُمْ. Sakın onların cenazelerine asla destek vermeyesin. مَاتَ اَبَدًا وَلَا تُصَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ. Bak hocam oradaki وَلَا تُصَلِّ ne hangi anlama geliyor? Salat yapma. Sakın kabirlerin üzerinde durma. Kabirlerine gitme, cenazelerine gitme. Evet. Çünkü neden? وَلَا تُصَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Onlar Allah'a ve Resulünü inkar ettiler, kafir oldular. وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ وَفَاسِقُ olarak öldüklerinden dolayı Nebi'ye diyor ki sakın onların cenazelerinde bulunma, onların kabirlerin üzerinde durma, onların cenazelerinde görünme. Yoksa asla hocam İslam'a göre, Kur'an'a göre, İslam dinine göre asla cenaze yıkama diye bir şey olamaz. Bizim kaynağımız Kur'an'dır. Kur'an'da olmayan bir şey bizi asla bağlamaz. Ve innehu lezikrun leke ve liqaumike. Peki ama yıkama da yok, kefenleme de yok. Öyle mi hocam? Asla hocam. Yıkama da yok, kefenlenme de yok, cenaze namazı kılma da yok. Vefat eden bir insan sadece defnedilir. Başka hiçbir şey yapılmaz. Ama bu geleneklerin, bu bid'atların, bu hurafelerin hangi kavimden, hangi gelenekten, hangi kültürden geldiğini araştırmak lazım. Yani mutlaka bir yerden gelmiştir. Ama İslam'da, ya Kur'an'da asla böyle bir şey olamaz. Evet. Hocam bu bir kültürdür diyorsunuz. Hatta kültür, ben cenaze merasiminde, cenazeden önce bir tanıdığım birisiydi.
Dedim ki yıkama işi yapıyorlar. Gasıl diyorlar ya, yıkama işi. Evet, evet. Bir de orada izlerken baktım, abdest aldırıyorlar güya. Dedim ne yapıyorsunuz? Abdest aldırıyoruz. Niye dedi? İşte öyle filan. Ya tamam da niye abdest aldırıyorsun? Derdin ne senin ya? Yani eğer namaz kılacaksa tamam, abdest aldırıyorsun, aldır eyvallah. Ölü namaz kılar mı? Ya sen de hiçbir şeye inanmıyorsun. Tamam da inanacak bir şey söyle bana da inanayım. Yani enteresan bir şey hocam. Kur'an'da birçok yerde demin ayeti okudum. وَلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ derken, sadece yaptıklarınızın, amellerinizin karşılığını alırsınız derken, şimdi ölmüş bir adama, ölmüş bir adamın cesediyle, naaşıyla oynama, onu yıkama veya gidip mezarında onu telkin etme. İşte benim Rabbim Allah'tır de. Ya arkadaş, Allah'tan korkun. Yüce Allah Kur'an'da birçok yerde sadece yaptıklarınızın karşılığını alırsınız derken, ölülere Kur'an okuma, ölülere salavat getirme, onları telkin etme, onlar hatim indirme, böyle bir şey olabilir mi? Yani hocam tabii ki şöyle bir şey söylüyorum ben. Her zaman okuduğum bir şey var. Yüce Allah buyurur ki كَمَا اَرْسَلْنَا ف۪يكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ Nitekim içinizden size bir Resul gönderdik. يَتْلُوا عَلَيْكُمْ اَيَاتِنَا Size ayetlerimizi tilavet ediyor, okuyor. وَيُزَكِّيكُمْ Sizi arındırıyor. Hocam her şey geliyor. Her şey geliyor, Kur'an'ı bilmeye dayanıyor. Şimdi Kur'an bilinmeden, evet. Kur'an bilinmeden ihlas da bilinmiyor, takva da bilinmiyor, ibadet de bilinmiyor, Allah da takdir edilmiyor, Allah'ın elçileri de, din de, iman da, İslam da takdir edilemez. Eğer Kur'an bilinseydi, Kur'an bizim zihnimizi, aklımızı hurafelerden, şirkten, bu pisliklerden koruyacaktı. Eğer Kur'an bilinseydi, Kur'an bizi arındıracaktı, bu kötülüklerden kurtaracaktı. Eğer Kur'an bilinseydi göklerdeki ve yerdeki yasaları bize öğretecekti. Depremden korunmanın yollarını Kur'an bize öğretecekti. Ama Kur'an bilinmediği için, Kur'an'a itibar olmadığı için, Kur'an'a iman olmadığı için her türlü ahmaklık, her türlü akılsızlık normal hale gelmiştir. Bütün hastalıkların başı hocam, bütün hastalıkların başı Kur'an'ın bilinmemesidir. Bu yüzden Yüce Allah ahirette ilk yapacağı sorgu Kur'an'dan olacaktır. Yüce Allah buyurur ki ve nufiha fi's-suri der Yüce Allah fe izâ nufiha fi's-suri fe lâ ensâbe beynehum yevme izî ve lâ yetesâelûn fe men thakulet mevazînuhu fe ulâike humul muflihûn ve men khaffet mevazînuhu fe ulâike ellezîne khasirû enfusuhum fi cehenneme hâlidûn. Sura üfürülecek, insanların amelleri tartılacak, cennete giden cennete, cehenneme giden cehenneme gidecek. Allah cehennemdekilere bir şey soracak. Elem tekun ayati tutla aleykum. İlk sorgu hocam, onlara tek bir şey soruyor. Elem tekun ayati tutla aleykum fekuntum biha tukezzibun. Size ayetlerim okunurdu da siz onları yalanlıyordunuz değil mi? Hocam her şey geliyor, Kur'an'a dayanıyor. Kur'an bilindiği zaman şirk bilinir, hurafe bilinir, Allah'ın yasaları bilinir. Ataların dininin ne kadar şirk olduğu, batıl olduğu bilinir. Ama Kur'an bilinmeyince, Allah'ın ayetleri örtülünce, Allah'ın ayetleri yok edilince, insanlara ulaştırılmayınca, kaos, anarşi, kargaşa, her türlü fitne, her türlü bela ve musibet, sen kurtulma imkanı olmuyor hocam. Kur'an bilinmesi gerekir. Kur'an insanlara öğretilmesi gerekir. Evet hocam. Şimdi hocam, diyorsunuz ki Kur'an bilinirse depremden korunma yolları da bilinir, değil mi? Kesinlikle yanlış bilinir. Anlamadım. Evet. Kur'an bunları anlatır diyorsunuz. Evet. Ama bu halk Kur'an'ı çok okuyor. Ölülerin evet. Arkasından mezarda okuyor. Gömdükten sonra eve geliyor. Her birinin eline bir cüz okuyup duruyorlar. Hatimde indiriyorlar hatta. 7'sini yapıyorlar, 40'ını yapıyorlar, 72'sini yapıyorlar, helva yapıyorlar. Bunlar böyle okuyor. Niye
ki buna rağmen bir şey olmuyor. Tabii. Hocam işte Kur'an Arapça bu şekilde yapmayın. Yani ölülerinize okumayın dediğimiz zaman ne o yani, ölüleri Kur'ansız mı bırakacağız? Siz çok gaddarsınız diye bizi itham ediyorlar. Yani ölülere Kur'an göndermenin ne zararı olur? Ne şeyi sakıncası olabilir ki? İşte ölülerimize Kur'an gönderiyoruz, Fatiha gönderiyoruz. Bir de alışılagelmiş sevgili hocam, bütün cenazelerde izleyici kardeşlerimiz mutlaka hatırlayacaklardır. Hemen hemen Türkiye'nin neresine giderseniz aynıdır. Adım başı bir hoca ya da herhangi bir sofi neyse bir iki adım atıyor. Fatiha, el Fatiha, el Fatiha. Oluyor ya. Hocam bu nedir? Bu alışkanlık nereden geliyor? Bunu ne yapmaya çalışıyorlar? Durup dururken. Bir de ölünün ruhuna gönderiyorlar bu Fatiha'yı. Hocam nasıl gönderiyorlar? E-mail'le mi? Ruh nerede? Nasıl gönderiyorlar? Ben bunu da çözemedim. Hocam bunların dinlerinde yani Yahudilikte, Hristiyanlıkta, Şiilikte ve Sünnilikte vahye uygun, akla uygun, ilme uygun, Allah'ın yasalarına uygun bir şey bulmak mümkün değildir. Asla böyle bir şey. Şimdi Kur'an'ın ölülere okunması. Kur'an'ın ölülere okunması. Yüce Allah buyuruyor ki لِيُنْذِرَ مَنْ كَنَ حَيَّنْ diri olanları uyarmak için gönderilen Kur'an, diri olan insanları uyarmak için indirilen Kur'an, Kur'an'ın ölülere okunması hazmedilecek bir şey mi? Bizim başımızdan, bu ümmetin başında bundan daha büyük bir bela olur mu? Bundan daha büyük bir akılsızlık olabilir mi? Bundan daha büyük bir rezillik, bir sefillik olabilir mi? Bir kepazelik olabilir mi? Sen Allah elçisine Muhammed Aleyhisselam'a göndermiş olduğu ve dini onunla tamamlamış olduğu, kıyamet gününe kadar geçerli olan tek yazılı yasa, dinin tamamlandığı Kur'an'ı nasıl ölülere okursun kardeşim? Allah'tan kork. Sen bunun hesabını nasıl vereceksin? Bunun hesabını verebilecek misin? Kur'an'ın ölülere okunmasının hesabı nasıl verilecek? Buna dile getirmemenin, buna karşı gelmemenin, bunu lanetlememenin, bunun vebali nasıl ödenecek? Bu Allah nasıl hesap verecek? Okuduğunuz ayet Yasin suresinden 70. ayet değil mi hocam? Aynı hocam, Yasin suresine geçen bir ayet. Yasin suresini ölülere okuyorlar. Peki, ya kardeşim senin Kur'an'ı dirilere indirilen Kur'an'ı okumanın bir mantığı var mı? İnadına okunuyor. Yani Allah'ın inadına sen dirilere okunacak dedin ama biz inadına ölülere okuyoruz diye bir hakaret yok mu hocam burada? Hocam Kur'an'a karşı gelmenin, Kur'an'ı inkar etmenin, Kur'an'a küfür etmenin, Kur'an'ı yalanlamanın dik alası ölülere Kur'an'ı okumak. Bu sefer insanlar ne anlıyor? Evet. Kur'an'ın mukaddes bir ikon, bir fetiş, bir mukaddes ulaşılamayacak, manası bilinmeyecek, manası belli olmayan, çok yücelerde olan, manasının anlaşılmadığı, ölülere okunan bir kitap hali. Hocam bugün bile insanlar içinde Kur'an manası olmayan bir mukaddes, bir kutsal olarak bilinen birçok insan tarafından Kur'an bu şekilde biliniyor. Kur'an'ın bir manası yoktur. Kur'an'ın bir hidayeti ve rahmeti yoktur. Kur'an sadece ölülere okunan bir kitaptır. Adamlar öyle bir algı yaratmışlar, öyle bir inanç sergilemişler, öyle bir inanç ortaya koymuşlar ki, bu fosiller, evet. Kahrolası mantık, bu zihin, bu akıl, bu baş belası akıl, bu ümmeti yok eden, sefil ve rezil duruma sokan bu akıl Kur'an'ı o hale getirdi ki, insanlar Kur'an'ı dirilere okunan, dirileri uyaran bir kitap olarak, bir rahmet, bir hidayet olarak değil, ölülere okunan bir kitap olarak biliyor ve bunu ölülere okuyor. Yani bu hocam, bunun hesabı verilemez. Bunu altından kalkılamaz. Bu altından kalkılacak bir yük değildir. Bu bir alçaklıktır. Dirilere inen Allah'ın kitabı, Allah'ın mesajlarını ölülere okuma. Böyle bir şey olabilir mi kardeşim? Böyle bir şey olabilir mi? Sen Kur'an'ı ölülere okuyorsun, hadisleri dirilere okuyorsun. Neden atalarından gelen hadisleri, rivayetleri, iştihatları gidip ölülere okumuyorsun? Hadisleri git mezarlara oku. Maalesef. Zararlıları dirilere, faydalıyı
Öyle okuyor. Maalesef hocam, yani bunu şiddetli bir şekilde reddetmek lazım. Bunlara karşı gelmek lazım. Kur'an'ın ölülere okunmayacağını millet, ümmet bilmesi gerekir. Ümmet bilmesi gerekir ama şu da var, insanlar, ümmet, ümmi halk alimlere tabidir. Alimlere uyar, alimleri dinler. Bu yüzden yüce Allah şöyle buyurur. İnnellezîne yektumûne me enzelnâ minel beyyinâti vel hudâ, indirdiğimiz apaçık delilleri, hidayeti gizleyenler. İnnellezîne yektumûne me enzelnâ minel beyyinâti vel hudâ min ba'di mâ beyyennâhu linnâsi, insanlara apaçık olarak ortaya koyduktan sonra, innellezîne yektumûne me enzelnâ minel beyyinâti vel hudâ min ba'di mâ beyyennâhu linnâsi fil kitâbi ulâike yel'anuhumullâh. Ulaike yel'anuhumullah. Allah onlara lanet eder. Ve yel'anuhumul la'inun. Bütün lanet ediciler onlara lanet ederler. Ya Kur'an'a baktığımız zaman hocam, bundan daha şiddetli bir azap, bundan daha şiddetli bir vebal, bir günah, bir lanet var mı? Kardeşim, siz Kur'an'ı ölülere okumakla onun hidayet ve rahmetini insanlardan esirgiyorsunuz. İnsanlardan saklıyorsunuz, üzerini örtüyorsunuz. Allah'ın lanetinden kurtulma imkanını kaybediyorsun. Sizin dünya hayatında mutlu ve huzurlu bir hayat sürebilmeniz mümkün müdür? Sevgili hocam, bir coğrafya öğretmeni bir kardeşimizle bir program yapmıştık. Bu kardeşimiz Rum suresi 41. ayeti çocuklara coğrafya dersinde soru olarak vermişti hocam. Evet. Rum suresi 41. ayet. Orada diyor ki, insanların bizzat kendi işlediklerinin yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. İnsanların bizzat kendi elleriyle işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Fesada uğradı. Evet. Denizi kirletti, ağaçları kesti, etrafı plastikle mahvettiler. Ondan sonra iklim değişti, sular değişti, şöyle oldu, böyle oldu. Hava pislendi. Şimdi bunu bu kardeşimiz İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilere sorduğu için müdür bu ayetleri çarpı atıyor. Sen bu ayetleri soramazsın. Niye? İmam Hatip'te ayet sorulmaz. İncil sorulur aslında galiba herhalde ya da hadis, bilmiyorum. Biz de bunu eleştirdik diye adamlar bize dava açtılar. Yani bizi savcılığa verdiler, dava açtılar. Bakar mısın? Kur'an'ın şerefini savunuyoruz. Adamlar Kur'an'a hakaret ediyorlar. Ve bize dava açıyorlar. Neyse, bunu da geçtik. Benim rahmetli annemin cenazesinde 6 sene önce vefat etmişti. Cenazesinde mezarda imam Kur'an okuyordu. Ben ona müdahale ettim. Elinden mikrofonu aldım. Burada dedim Kur'an okunmaz. Burada şirk koşulmaz. Bir de dua etmeye çalışıyordu. Şirk koşuyordu. Buna karşılık bir müdahale ettim. Karşı çıktım. Orada bir arkadaşımız da bunu cep telefonuyla kaydetmiş benim konuşmamı. Bunu da YouTube'da yayınladık biz de tabii. Dedik ki Diyanet'in imamının ölüye okuduğu Kur'an'a müdahale diye. Diyanet bunu mahkemeye vererek benim videomu kaldırttı. Yani sen nasıl ölüye Kur'an okutturmazsın, bunu söylersin diye. Bakar mısın hocam? Hocam şimdi böyle şöyle bir ülkede yaşıyoruz. Hocam şimdi bu İmam Hatip'te, ilahiyatta, bu tarikatlarda, cemaatlerde Kur'an ehli muvahhidlere gösterilen tepki atalarından gelen bir gelenektir. Ataları da aynen böyleydi. Mesela bir asrımızdan örnek veriyorum. Geçen yıl öldü Yusuf el-Kardavi var. Yusuf el-Kardavi İslam Dünya Alimler Birliği Konfederasyonu Başkanlığı yapmış, dünyaca tanınan Mısırlı birisiydi. O diyor ki, rivayetleri diyor kabul etmeyen mürteddir. Mürted olur, öldürülür, malı ve ailesi de ganimettir diyor. Bu Yusuf el-Kardavi gibi birisi söylüyor. Bunların ataları Kur'an ehli muvahhidleri sapkın olarak ilan etmişler. Bunların nazarında en kötü, en şerli insanlar Kur'an'ı tek kaynak kabul edenlerdir. Ama ahirette hesaplaşacağız.
Hatta şöyle bir ayet var. Vakalu vakalu diyecekler. Vakalu malana vakalu malana la nara rijalan kunna na'udduhum min al-ashrar ettahadnahum sıhriyen em zagat anhum al-absar. Hocam ahirette diyeceklerdir ki bu Kur'an'a karşı gelenler, bu münkirler, ya bize ne oluyor? Dünya hayatında en şerli mason olarak, ajan olarak, işte ne bileyim, gördüklerimizi burada, tanıdıklarımızı, bildiklerimizi burada göremiyoruz. اَتَّخَذْنَهُمْ سِخْرِيًّا اَمْ زَغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارِ Onları kaybettik mi, yoksa gözlerimiz onlardan kaydı? Nereye gittiler bunlar? Hocam ahirette her şey ortaya çıkacak. Dolayısıyla hocam, yani bunların nazarında Kur'an ehli muvahhidler en tehlikeli insanlardır. Biz en tehlikeli insanız onlar için. Çünkü biz Kur'an'ı yüceltiyoruz. Onlar evet. ise Kur'an'ı sadece ölü kitabı yapıp Kur'an'ın ellerine savaş açıyorlar. Ama buna rağmen kendilerini doğru yolda görüyor. Ne yazık ki. Tabii ayettir. اِنَّهُ مُتَّخَذُ الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Onlar Allah'ın yanında durumda şeytanları evliye edinmişler. وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُ مُتَدُونَ Ve hidayette olduklarını zannediyorlar. Hocam o demin Rum suresi 41. ayeti de okumak istedim. O da gerçekten Allah'ın yasalarından çok müthiş. Hani hocanın coğrafya dersinde çocuklara vermiş olduğu ayet örnek ödev olarak. ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Karada ve denizde düzen bozuldu ki بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِ النَّاسِ Hocam her şey insanın kendi elleriyle yaptığından. بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِ النَّاسِ İnsanın evet. kendi, insanların kendi elleriyle yaptıklarından dolayı karada ve denizde düzen bozuldu. Ama لِيُذ۪يقَهُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي عَمِلُوا Yaptıklarının bir kısmının zararını Allah onlara tattıracak. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Belki yaptıkları tahribattan geri dönerler. Belki o da, hocam o da yasaya eklenmiş. Şimdi hocam yasalara gelelim. Yani Yüce Allah'ın insandan istediği şudur hocam. Ben kendi kural ve kaidelerime, kanun ve yasalarıma göre hareket ederken hocam Allah göklerde ve yerde koymuş olduğu yasalar ve kanunlar, kanunlara göre hareket ederken sakın sizler de yazılı olarak gönderdim vahye, yasaya yani vahye ve doğal yasa olan göklerde ve yerdeki kural ve kaidelere aykırı hareket etmeyin demek istemiştir. Çok hocam bu çok önemli. Bizim mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamamız. Hem dünya hayatında hem de ahirette hocam. Göklerde ve yerde olan yasalara göre hareket etme, bilinçlenme, ilim sahibi olma ve Kur'an'daki vahiy, göklerdeki ve yerdeki yasaları hatırlatan vahye göre hareket etme olduğu zaman kesinlikle bu belalardan kurtulma imkanımız doğacaktır. Evet hocam, göklerde ve yerde var edilen yani yaratılan yasalara göre hareket edildiği zaman düzenli ve temiz bir hayat ortaya çıkar. Bunun haricinde asla düzenli bir dünya ve temiz bir hayat kurulamaz. Yüce Allah göklerde ve yerde olanlar haricinde olanlar hakkında 700 ayette bizi düşünmeye ve hatırlamaya davet etmesinin tek sebebi onun yasalarının değişmezliğini göstermesi içindir. Hocam Kur'an, İslam dini o kadar kendisine güveniyor ki en az 700 ayette bize aklımızı kullanmaya, düşünmeye, tefekkür etmeye, göklerdeki ve yerdeki yasalara göre hareket etmeye. İnne fi halqis semawati vel ardi ve ihtilafil leyli ven nehari le ayatin li ulil albab. Arkadaş, Allah'tan korkun. Hocam Kur'an'da göklerin ve yerin Yüce Allah'ın göklerdeki ve yerdeki hakimiyeti, hükümranlığının bu derece Kur'an'da dile getirilmesinin sebebi şudur. Mekke müşriklerin bir inancı vardı. Aynı Şiilerin ve Sünnilerin, Yahudilerin ve Hristiyanların inancı gibi. Yani Allah'ın yanında ötesinde berisinde evliya ve ilahların da tasarrufa sahip olduklarını, şeytanların ve meleklerin, cinnin yani Allah'ın yanında tasarrufa sahip olduklarını, hatta gökleri ve yeri belki bunlar idare ediyorlar gibi bir inanca sahip olduklarından dolayı Allah bu ayetleri indiriyor. Göklerde ve yerde tek hakimiyet, hükümranlık Allah'ındır. Allah da bunu yasalara bağlamıştır.
Yasalar geçerlidir. Yani göklerdeki düzen, kaide, yasa ve kurallar hiçbir zaman değişmiyor ki sizin yaratılıştaki yasalarınız çağırmakla değişsin. Arkadaş, sen göklerdeki, hocam şu ayeti okuyayım. Ve me asabekum min musibetin. Sizin başınıza gelen bir musibet. Hocam çok ilginç bir ayet. Bu ayet hocam Şura 30. ayet. Bak hocam. Sizin başınıza gelen musibet. Febime kesebet eydikum. Sizin kendi ellerinizle yaptığınızdan dolayıdır. Ya arkadaş, Allah'tan kork. Göklerde, göklerdeki düzen, kaide, yasa ve kurallar hiçbir zaman değişmiyor ki sizin yaratılıştaki yasalarınız çağırmakla değişsin. Sen göklerdeki ve yerdeki yasalara göre hareket etmezsen, göklerdeki ve yasaları kanun ve kaidelere göre hareket etmezsen, senin duanın ne önemi var kardeşim? Niye dua ediyorsun? Senin duanın makbul olması için dua nedir hocam? Dua, ibadet, mabetlerde, havra ve kiliselerde, camilerde, cemevilerde yapılan şey değildir arkadaş. Asıl ibadet, asıl dua göklerdeki ve yerdeki ayetlerin üzerinde, yasalar üzerinde düşünme, onları takdir etme, onlardan bilgi çıkarma, icat çıkarma. Esas ibadet ve zikir yeri, dua yeri fabrikalardır, laboratuvarlardır kardeşim. Esas abid olanlar, Allah'ın kulu olanlar bunlardır. Allah'ın kulları mabetlerde zamanlarını israf edenler değildir kardeşim. Böyle bir şey yok. Esas dua diyorsunuz ki AG'dir, inovasyondur, çalışmalardır yani, buluşlar, çalışmalardır. Eyvallah hocam. Ve ma halakna semawati vel arda ve ma beynehuma la'ibin. Biz gökleri, yeri, aralarındakileri oyun, eğlence olsun diye yaratmadık. Ya kardeşim, Allah'tan korkun. Allah göklerdeki ve yerdeki yasalarıyla oynamazken asla, evet. Yarattığı günden beri kıyamet gününe kadar göklerdeki ve yerdeki yaratmış olduğu yasayla oynamazken siz neden kendi yasalarınızla oynuyorsunuz? Neden kendi kaide ve kuralınıza göre hareket etmiyorsunuz? Neden Allah'ın göklerde ve yerdeki yasalarına göre hareket etmiyorsunuz? Göklerdeki ve yasaları, yerdeki yasaları, ayetleri inkar ediyorsunuz, küfür ediyorsunuz, karşı geliyorsunuz. Yakışır mı? Bu doğru değil. Evet. Kesinlikle doğru değil hocam. İnsanları, burada ölen insanları Allah öldürmedi. İnsanlar kendi hatalarından dolayı, yapılan eksik işlerden dolayı, gerek binaların yer seçimi, yani zemin etütü, gerekse yapıların kalitesi Allah'ın yasalarına uygun olmadığı için bu, evet, felaket oldu, bu deprem oldu. Burada suç, bazı siyasilerin dediği gibi Allah suç değildir, değil mi hocam? Öyle anlayacağız. Asla, suçlu asla. Allah değildir, suç. Yani suçlu Allah, insanlardır. Allah. Böyle şeylerden Allah münezzehtir, uzaktır. Evet. Evet. Yani göklerden gelen bir kader vardır, bir karar vardır falan filan. Hocam göklerde az önce ayette dediniz yani, bunları oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Bir kuraldır bu. Evet. Ve bu kurala uyarsan mutlu, huzurlu yaşarsın sağlıklı bir şekilde, ama uymazsan başına gelenlerin cezasını çekersin. Ondan, evet, sonra kalkıp da yok efendim göklerden karar geldi, o Allah öldürdü, Allah zam yaptı, Allah faizleri artırdı, Allah dövizi artırdı gibi her şeyi Allah'a cüre ediyorlar. Hocam bu aynı zamanda Allah'a da bir hakaret değil mi hocam? Tabii hocam, yani kendi hatalarını, kendi günahlarını, kendi sorumluluklarını Allah'a yüklenme, bu Emevilerin bu dine koymuş oldukları kader inancıyla paralel olarak gelişen bir düşünce, bir görüş, bir inançtır. Bu kesinlikle İslam'a, Kur'an'a aykırıdır hocam. İslam kesinlikle böyle bir şey kabul etmez. Evet hocam, ağzına sağlık. Bugünkü güncel konuları da cevaplandırdınız hocam içtenlikle. Yani bu sahadan sorulan soruları da tekrarlayayım. Kefenlemeye, yıkamaya, cenaze namazı diye bilinen namaza da gerek yok. Normal varsa hocam, Kur'an'a imanımız varsa, Kur'an'ı tek kaynak kabul ediyorsak, itibar ediyorsak Kur'an'a, kesinlikle böyle bir şey yoktur. Sadece depremde Allah cümlesini rahmet eylesin, mekanları cennet olsun, vefat edenler açısından söylemiyoruz.
genel açıdan İslam'da böyle bir şey yoktur. Evet, anladım. Peki oldu hocam. Tekrar bir sonraki programda görüşmek üzere. Şimdilik sizi Allah'a emanet ediyoruz hocam. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Değerli izleyenler, bir Kur'an'la yüzleşmenin de sonuna geldik. Programımızı beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Abone değilseniz abone olun. Programımızı daha çok kişinin ulaşması için dostlarınızla, gruplarla paylaşın. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Allah'ı suçlamayın. Allah'ın yasalarına uyun. Hep beraber uyalım. Allah'ın yasalarına uyarak Allah'ın yasalarının sonucu olan musibetlere karşılaşmamak için hepinizi dikkatli olmaya davet ediyorum. Hoş ve esen kalın.